Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Genel Sekreter, Sayın Bakanlar, değerli delegeler, hanımefendiler, beyefendiler, dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerini 29. İSADC toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün aramızda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci ülkelerinden Orta Afrika Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Nicolas Tiangaye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş da bulunuyor. Hepiniz İstanbul'a hoş geldiniz. Kuruluşundan bu yana üye ülkelerimiz arasındaki dayanışma, kardeşlik ve işbirliğinin pekiştirilmesine önemli katkılarda bulunan İSADC, günümüzde de aynı işlevini sürdürmektedir. Bugün burada yapacağınız görüşmelerin işbirliğimizin ilerletilmesinde yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Kıymetli misafirler, dünyamız siyasi ve ekonomik çalkantıların sürdüğü zor bir dönemden geçiyor. İslam alemi bu zorluklardan ziyadesiyle etkilenmektedir. Bir yandan küresel ekonomik krizin beraberinde getirdiği durgunluk, İşsizlik ve yoksulluk gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Kriz, zengin ile fakir arasındaki makasın giderek açılmasına yol açmaktadır. Bunun toplumsal etkileriyle baş etmek zorundayız. Diğer yandan, İslam aleminin bir kısmı alevler içindedir ve her gün yüreklerimizi dağlatan görüntülere karşı karşıyayız. 2003 yılında Tahran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında belirttiğim gibi kronikleşen iyi yönetişim, adalet ve özgürlük açığı İslam alemindeki bazı rejimlerin sonunu getirmiş, bazılarında çatırdamasına yol açmıştır. Kardeş ülke halklarının bir bölümünde iç çatışma ve çekişmeler tüm şiddetiyle sürmektedir. Yanı başımızda Suriye'deki iç savaş bir milletin kendi kendini tüketmesine yol açmaktadır. Yaklaşık 3 yıldan bu yana devam eden Suriye'deki iç savaş sonucunda 100 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Milyonlarca insan evlerini, yurtlarını ve yakınlarını terk ederek komşu ülkelere göç etmişlerdir. Tüm bu gelişmeleri hüzünle yüreklerimiz burkularak takip etmekteyiz. Çatışma ortasında nefretle yetişen nesiller şimdiden gelecekteki çatışmaların tarafı haline getirilmekte ve kısır bir döngünün parçası olmaktadırlar. Bu tür sorunların çözümü için üye ülkelerimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Şayet İslam alemini ilgilendiren sorunlara biz çözüm arayıp getiremezsek, başkaları kendi çözümlerinde yatacaklardır. Evimizi düzene koymak herkesten önce bizim sorumluluğumuzdadır. Yangın evimizdeyse, komşumuzdaysa söndürmek herkesten önce bizim meselemizdir. Aksi halde yaşanacakların maliyeti hepimiz için çok büyük olacaktır. Bu yüzden tüm üye ülkeleri bizim sorunlarımıza bize ait çözümler getirilmesi için çabalarını artırmaya davet ediyorum. Sorunların devamı İslam dünyasının tekamülü bakımından büyük önem taşıyan tabii ve beşeri kaynaklarımızdan layıkıyla istifade edilmesini de zorlaştırmaktadır. Süregiden istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı iktisadi ve ticari gelişmemizin önündeki temel engellerden biridir. Küreselleşmenin çok ileri boyutlara ulaştığı bir devirde bu tür sorunlara işbirliği ve ortaklık ruhuyla el birliğiyle çözüm aramalıyız. Kıymetli misafirler, başkanlığını yürüttüğüm İSADC'ın öneminin bu şartlar altında bir kat daha arttığına inanıyorum. İSADC hiç şüphesiz son dönemde karşılaştığımız ekonomik ve sosyal sıkıntıların aşılmasına yardımcı olacak enstrümanların geliştirileceği en doğru adrestir. Bu yöndeki çalışmalarımızı kamu kuruluşlarıyla sınırlı tutma lüksüne sahip değiliz. Sermayenin sınır tanımadığı çağımızda
özel sektörü de çözüm reçetelerine dahil etmek zorundayız. Zira sürdürülebilir kalkınma ve ilerlemenin yolu doğrudan yatırımların artırılmasından geçmektedir. Bu yılki İSEDAK toplantısının temasının İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının akışının artırılması olarak belirlenmesi bu açıdan son derece önemli olmuştur. Geniş bir coğrafyaya yayılan İSEDAK ülkeleri farklı sermaye birikimlerine, tasarruf düzeylerine ve yatırım ihtiyaçlarına sahiptir. Birçok zengin İslam ülkesi ciddi ölçüde ticaret fazlası vermektedir. Bu ülkelerde sermaye birikimi hayli yüksektir. Bu çerçevede 2009'da 101 milyar dolar olan İslam İşbirliği Teşkilatı ekonomilerinin cari işlem fazlasının 2012'de 350 milyar dolara yükselmesi elbette sevindiricidir. Ancak tablo her ülke açısından bu kadar olumlu değildir. Kantarın öteki ucunda genç ve dinamik nüfuslarıyla üretim ve istihdam arayışında olan Müslüman ülkeler yer almaktadır. Yapılması gereken ilk iş, İSEDAK ülkeleri arasındaki sermaye hareketliliğini artırmaktır. Daha yalın bir ifadeyle, sermayedarlar ile yeni iş, üretim ve yatırımlar için sermayeye ihtiyaç duyanları bir araya getirmektir. Bu doğrultudaki gayretlerimizin neden yoğunlaştırılması gerektiğini bazı istatistikî verilere dayanarak anlatmak istiyorum. Halihazırda İSEDAK ülkeleri dünya genelindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sadece %10'unu cezbedebilmektedirler. Bu oran gelişmiş ülkelerde %42'dir. Ayrıca İSEDAK ülkelerine yapılan doğrudan sermaye yatırımlarının %71'i sadece 10 ülkeye odaklanmış durumdadır. Bu itibarla üye ülkeler arasındaki sermaye hareketliliğini artırmak kadar diğer küresel aktörlerden sermaye akışını hızlandıracak adımları da atmak zorundayız. Kendi tasarrufları kalkınmalarının sağlanması için yeterli olmayan ülkelerin yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek için gerekli şartları hazırlamaları gerektiğinin bilincine varmaları şarttır. Bunun yöntemi siyasi istikrar ve kamu düzenini sağlayacak kapsamlı yapısal reformlardır. Hukuki altyapıların sermayeyi cezbedecek şekilde hazırlanması elzemdir. Bunun sebebi çok basittir. Hiçbir ülke ya da yatırım şirketi bir ülkeye gözü kapalı yatırıma yönelemez. Sermaye sahiplerinin yatırım kararı alırken en fazla dikkat ettiği husus güvendir. Güven sağlamanın yolu ise siyasi istikrar, hukuki güvence, öngörülebilirlik ve şeffaflıktan geçmektedir. Ülkelerimiz ve halklarımız için teknoloji transferi, istihdam, büyüme, kalkınma ve refah peşindeysek, kısa vadeli reçeteleri ne kadar ağır olursa olsun, yapısal reformları kararlılıkla hayata geçirmemiz gerekmektedir. Kıymetli delegeler, ekonomik ve ticari işbirliğimizi geliştirmek amacıyla kurulan ve ülkelerimizi küresel ekonomik sistemle daha iyi entegre etmeyi hedefleyen İSEDAK, üye ülkelerimiz arasında bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımını her geçen gün artırmaktadır. Bu platformu daha etkin hale getirmek için geçen sene Mekke'de yapılan 4. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde yeni İSEDAK stratejisini kabul ettik. Stratejinin uygulanması için atılan adımları memnuniyetle takip ediyorum. Yeni strateji esasen tüm başarılı entegrasyon modellerinde tatbik edilen ilkelere dayandırılmıştır. Bu çerçevede nihai aşamada malların, fikirlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını, dayanışmamızın artırılmasını ve daha iyi yönetişimi hedefleyen adımların atılması öngörülmüştür. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı
6 ana başlık altında özetleyebiliriz. Bunlar ticaret, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksullukla mücadele ve mali işbirliğidir. Bu vesileyle stratejinin kabulü için verdikleri destekten, çalışma grupları ve proje teklif sürecine aktif katılımlarından ve yürütülen başarılı çalışmalarından dolayı tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, konuşmamın bu bölümünde kıymetli desteğinizi esirgemeyeceğinize inandığım İSADC gündemindeki bazı önemli proje ve çalışmalara değineceğim. İşbirliğimizin itici gücünü oluşturan ticaret alanında tercihli ticaret sistemine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu vesileyle ticaret sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesine yönelik adımların atılmasına ilişkin çağrımı da tekrarlıyorum. Ayrıca İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün kurumlaşma çalışmalarının tamamlanması için tüm üye ülkelerin kıymetli desteklerini beklediğimizi de hatırlatmak istiyorum. Standartizasyon hiç şüphesiz ticaretin serbestleştirilmesi ve tarife dışı engellerin kaldırılması bakımından çok önemlidir. Kıymetli desteklerinizle çalışmalarını sürdürecek SMIIC İslam coğrafyasında ticaretin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. İSADC bünyesinde son yıllarda mali işbirliği alanında da ümit verici adımlar atılmaktadır. Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu, İSADC Sermaye Piyasaları Düzenleyici Kurumlar Forumu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri toplantıları çok önemli işlevler görmektedir. Bilhassa Menkul Kıymetler Borsaları Forumu bünyesinde geliştirilen İSADC 50 Şeria Endeksinin dost ve kardeş ülkelerimiz arasında sermaye akışının artırılmasına büyük katkı yapacağına inanıyorum. Keza ilk toplantısı 12 Aralık'ta düzenlenecek Mali İşbirliği Çalışma Grubu'nun bu alandaki işbirliğimizin derinleştirilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim. Bir diğer işbirliği alanı olan turizm alanında İSADC Özel Sektör Turizm Forumu'nun çalışmalarını da önemsiyorum. Bu vesileyle insanlık vicdanını yaralayan bir konuya da değinmek istiyorum. İSADC ülkeleri geniş bir coğrafyaya ve zengin tabii kaynaklara hükmetmektedir. Ne var ki üye ülkelerimizden 21 tanesi en az gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. İsraf ve kaynak yönetimindeki sorunlar yoksullukla bağlantılı toplumsal maliyetleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle İSADC'ın gündeminde yer alan Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu, Afrika'nın Kalkınması İçin Özel Program ve İslam İşbirliği Teşkilatı Mesleki Eğitim Programı çalışmalarına desteğinizi en güçlü şekilde bekliyorum. Sayın Bakanlar, kıymetli temsilciler, İslam aleminin geleceğini ve ekonomik performanslarını dolaylı yoldan etkileyebilecek bazı hususlara da temas etmekte yarar görüyorum. İlk olarak, yüce dinimiz ve Müslümanlarla ilgili temelsiz ön yargıları körükleyen İslamofobi gibi ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sorunun devamında kasıtlı kara propaganda faaliyetleri kadar maalesef bir kısım karanlık ruhlu şahıs ve mahfillerin mukaddes İslam'ı değerlerimizi kendi emellerine alet ederek yürüttükleri şiddet ve terör eylemlerinin payı da büyüktür. Sevgi, hoşgörü ve uzlaşma dini olan İslam ile manşeri vicdanına mahkum edilen terörü yan yana getirenlere malzeme veren her türlü sapkınlığa karşı mücadele etmeliyiz. Bizim dinimiz bir kişiyi haksız yere öldürmekle bütün insanları öldürmeyi birbirine eş tutmaktadır. Şunu mutlaka zihinlere ve yüreklere kazımalıyız. İslam'da teröre yer yoktur. Eğitimsizlik, manevi boşluk, fakirlik ve gelir adaletsizliği gibi sıkıntıların
bu tür akımları beslediğini göz ardı etmemeli, bu sorunların üzerine kararlılıkla gitmeliyiz. İslamofobi ile mücadele, kalplerin ve zihinlerin kazanılmasını sağlayacak bir diğer önemli husus, İslam ahlakını en iyi şekilde ekonomik faaliyetlerimize yansıtmaktır. Üretirken, alırken ve satarken işimizi en düzgün ve en iyi şekilde yapmak, Müslümanlarla ilgili menfi algılamaların izalesine şüphesiz katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede İSEDAK üyeleri olarak daha kaliteli üretmenin yanı sıra tıp, sanayi, hizmet sektörü ve finans gibi alanlarda küresel refahı artıracak yeni buluşlar, yeni enstrümanlar geliştirmemizde çok olumlu bir etki yapacaktır. İslam aleminin geleceğiyle ilgili olduğuna inandığım ikinci husus, küresel sorunların çözümü için gayret sarf edilmesidir. İklim değişikliği, fakirlik ve örgütlü suçlarla mücadele, göç, radikalizm, narkotik ve insan kaçakçılığı gibi küresel sorunlar karşısında daha aktif bir rol oynamamız, hiç şüphesiz İslam ülkelerinin önünde yeni ekonomik ve ticari fırsatlar açacaktır. Üçüncü olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetiştirilmesine dikkat çekmek istiyorum. Dünyanın her köşesinde teknolojideki baş döndürücü değişimi en çabuk ayak uyduranlar gençlerdir. Gençlerimizi çağımızın rekabetçi şartlarına hazırlarken kendi değerlerimizin pekiştirilmesine de özen göstermek zorundayız. Bu kapsamda çok yönlü ekonomik, sosyal ve kültürel programlara ihtiyaç vardır. Gençlerimizi küresel gelişmelerin ve akımların pasif takipçisi olarak yetiştiremeyiz. Kendi topraklarının hamuruyla yoğrulmuş, yüksek ideallere sahip, yenilikçiliğin peşinde koşan, sadece tüketen değil, araştıran, üreten ve yeni buluşlar geliştiren nesiller yetiştirmeliyiz. Tüm bu alanlarda ülkelerimiz arasında ortak bir anlayış geliştirilmesinin önemine bir kez daha işaret etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, sözlerime son verirken tüm misafirlerimizi ülkemizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti yeniliyor. Görüşmelerinizin tüm üye ülkelerimiz açısından hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.